O yer burası mı? Evet. Bu da ne? Oraya gidemezsin, gel. Oraya gidemezsin, gel. Hayır, gel buraya. Hayır, gitmek gidemezsin. İstiyorum. Sen aklını mı kaçırdın? Gidemezsin. Tanrım. Çok kızgınsın, biliyorum. Ama kendinin ve kocanın kim olduğunu aklından çıkartma sakın. İkiniz de toplumun gözünde saygın insanlarsınız. Kocanın peşine düştüğünü görmemeliler. Bu ikiniz için de iyi olmaz. Ama kendi gözlerimle görmek istiyorum. Toplantıya gideceğini söylemişti. Bunun yalan olup olmadığını öğrenmeliyim. Eğer yalan söylüyorsa mutlaka buraya gelecektir. Bak, onu yakalamak için sana bir yöntemim olduğunu söylemiştim. O 3 kuruşluk insanların ne yaptığını ortaya çıkartmak için içeri girmene gerek yok. Evet. Alo, beyefendiyi bulabildin mi? Hayır, henüz onu göremedim. O zaman aramaya devam et. Ve bana fotoğraflarını gönder. Tamam. Sadece akşam yemeği yiyeceğiz, öyle değil mi? Yani benimle pıthaneye gelinmeyeceksin. Öyleyse döndüğümde tekrar görüşürüz. Elbette. Olamaz. Telefona neden cevap vermiyor? Bak abla, bu kocamın arabası. Hayır, hayır, bekle biraz. Hayır, bekle, sabırlı ol biraz. Kocamın arabası buradayken nasıl sakin olabilirim? Burada öylece bekleyecek miyim? Evet, beklemen gerekiyor. Kadının kim olduğunu görebilmek için burada beklemek zorundayız. Böylece kiminle birlikte olduğunu anlayacağız. İşte orada. Bayan Nemi bırakıyor. Kapıyı açmayın Bayan Bey. Hemen kapatın. Bu taraftan çıkmanız gerekiyor. Hadi çabuk olun. Kim olduğunu buradan nasıl göreceğiz? Diğer taraftan çıktı. Ters tarafta kaldık. Ne oldu bayan? Az önce beyefendinin eşi ve Bayan Side buraya geldiler. Arabalarını buraya park ettiler. Van ve Side buraya mı geldiler? Evet. Neyse ki Bayan Mem'i görmediler. Hemen içeri girmeniz gerekiyor. Beyefendiyi ben yolcu ederim. Beyefendi şu anda geldi. Elini çabuk tut. Yanında kim var bir bak. Peki efendim. Hemen oraya gidiyorum. Sen... Peki sen ne yapacaksın? Merak etme. Ben bir yolunu bulurum. Sen hemen. Ama sakın beni aramayı unutma. Onu hemen götürün. Hadi hemen gidin. Acele edin.
Kaç sen yaptın öyle değil mi? Şimdi görürsün sen. Ellerini. Hayır bay, lütfen. Hayır. Abla. Şurada duran kadın. Mem'in yanında değil miydi? Evet. Onun yüzünü asla unutmam. Buyurun Bayan Sila. Beyefendinin yanındaki kadın. Aşağılık pislik yaratık. Onu şimdi öldüreceğim. Hayır, Van, bekler misin? Benim güzel bir fikrim var. Durum nedir Vahim? Sanırım artık gittiler. Arabaları burada değil. Lütfen kendinizi üzmeyin. Aha. Ne o, hemen gidiyor musunuz yoksa? Maalesef. Sizi kapıya kadar geçireyim. Teşekkür ederim. Lütfen. Böyle buyurun. Nasıl, eğlenebildiniz mi bari? Teşekkür ederim. Sizin ilgilendiler öyle değil mi? Görüşmek üzere. Lütfen çok dikkatli sürün. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güle güle. Maysile'ye haber verelim. Gerek yok. Bu meseleyi kendim halledeceğim. Bırakın beni. Yoksa ikinizi de polise şikayet ederim. Kocamı avcuna almışsın. Seni bulamayacağımı mı sandın? Neden bahsettiğini hiç anlamıyorum. Gerçekten mi? Kocamla orada ne yapıyordun? Çabuk söyle bana. Senin gibi bir kadın para kazanmak için beynini kullanmaz. Ama bu diğer kadınların da beyinsiz oldukları anlamına gelmiyor. Her şeyi gözlerimle gördüm. Beni bırakmazsan eğer bunun hesabını mutlaka polise verirsin. Oo, gerçekten mi? Demek beni polise vereceksin ha? Anlaşılan yediğin tokatlar sana yetmedi. Hı? Sanırım asıl istediğin şey bu. Çabuk ol. Bence alnının ortasına tam bir pislik yazalım. Ne dersin, iyi olmaz mı? Ve kendiyle gurur duysun. Herkes senin ne çeşit bir kadın olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Bay. Sakın bırakma. Ah!
Demek onu kaçırıyordun ha? Çık dışarı. Allah kaçırmak ha? Hadi beni de kaçır. Bırak beni. Ne yaptın? Kardeşime vuramazsın. Ne o, korktun mu yoksa ha? Gel hadi. Bana bulaşmayacağını anlamışsındır. Unutma küçük kız. Eğer sen ve etrafındakiler bundan böyle aileme bulaşmaya devam ederseniz, inan bana, bundan çok daha kötüsünü yapabilirim. Etrafındaki herkesin hayatını mahvederim. Bunu sakın unutma. Van, arabaya bin. Hadi gidelim. İyi misin? Ona yardım et. Gerçekten çok üzgünüm. Benim yüzümden yaralandın. Bu kesinlikle sizin suçunuz değil Bayan Mem. O yaşlı cadı yüzünden oldu. Her şeyi yanlış anlayıp beni kocasının sevgilisi sandı. Bakın, bence onları bir an önce polise şikayet etmeliyiz. Bunu yapmaya gerek yok. İyi de güpegündüz kendi mekanımızda bize saldırdılar Bayan Mem. Haklı çıkacağımızı mı sanıyorsun? Bunun sonu gelmeyecek. Bunu yaparsak Pira'nın başı belaya girer ve rezil olur. Peki ama ne yapacağız? Sana polise gitmeyeceğimizi söylüyorum. Beni duymuyor musun yoksa? Yani tüm bu olanlar aramızda kalacak. Onlarla uğraşmaya kalkma. Bugün burada yaşananlardan hiç kimsenin haberi olmamalı. Özellikle de Sila'nın. Biz söylemesek de yaralandığınızı görünce öğrenecektir. Eğer Sila beni görmezse bunu öğrenemez. Kalbinin daha fazla kin ve nefretle dolmasını istemiyorum artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.